Habertürk.com'a hoş geldiniz. Çocukluk çağının virütik hastalıklarından bir tanesi de öpücük hastalığı. Özellikle bu dönemde koronavirüsle bir araya gelirse ne olur? Karıştırılabilir mi belirtileri? Yaygın görülen bir rahatsızlık mıdır son dönemde? Bunları konuşacağız. Konuğum çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şirin Seçkin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocukluk çağında çok sık duyduğumuz hastalıklardan bir tanesi değil mi öpücük hastalıklığı? Nedir öpücük hastalığı? Neden öpücük hastalığı denir halk arasında? Şimdi öpücük hastalığı aslında bir herpes virüsü. Hı hı. Herpes 4 numaralı olan virüsü. Öpücük hastalığı denilmesinin nedeni öpüşmekle de bulaşabildiği. Hı hı. Yani daha çok tükürükte bulunan bir virüs bu. Daha önce bu enfeksiyonu geçiren erişkinlerin bir kısmı hayat boyu kendi tükürüklerinde bu virüsü taşıyorlar. Ve bu kişilerin tükürükleri, İşte mesela bardakta olabilir, aynı paylaşılan mesela çatal bıçakta olabilir. Hı hı. Veya da bazen hani aileler şey yapar ya, çocuğu dudağından öper. Hı hı. Yani sevgi gösterisi hı hı. olarak. Bu yolla bu virüsü başkalarına bulaştırabilir. Daha çok da hani tam üniversite döneminde çocuklar arasında iki tane salgın görüyoruz. Bir yuva döneminde, yani küçük yaştayken. Evet. Bir de çocukların bir kısmı da büyüyüp lise ya da üniversite yaşına geldiği zaman görüyoruz. Yani 15-24 yaş aralığında. Orada da daha çok öpüşerek geçtiği için öpücük hastalığı oluyor. 5 yaşa kadar gibi anlıyorum ben yuva dönemi dediğinize evet. göre. Bir de lise ve üniversite döneminde. Lise ve üniversite döneminde. Yani iki tane salgının piko yaptığı yaş grubu bunlar. Hı. Peki çok yaygın mı son zamanlarda? Şimdi aslında bu hep vardı ve hı hı. hatta bu virüsün tanısı 1800'lerde konulmuş. Hı hı. Yani bir 130 yıl önceden beri bilinen bir virüs. Belki de çok daha eskiden de vardı. Hı hı. Çünkü virüslerin çok büyük bir kısmı insanlarla birlikte hep var olarak gelmişler. Ama son dönemde laboratuvar testleriyle virüs ne zaman kapıldı? Hı hı. Daha önce kapılan virüsün aktivasyonu mu? Tüm bunları çok kolaylıkla tespit edebiliyoruz. Peki. Yani yaygın değil ama laboratuvar testleri, teknoloji çok ilerlediği için bir çocuk ateşlendiğinde ve boğazı şiştiğinde acaba bu öpücük hastalığı olabilir mi diye daha kolay bakıldığı için daha sık tanı koyuyoruz. Peki belirtileri nedir? Ateş ve boğaz ağrısı dediniz. Şimdi biz koronavirüs sürecini yaşıyoruz 2 senedir. Son varyant, omikron varyantı ki şu günlerde bir yeni varyanttan daha bahsedilse de omikron varyantının belirtileri de biraz böyle aynı gibi. Aynen. Nedir belirtileri? Nasıl ayrılır virüsten, koronavirüsten? Şimdi bu şey öpücük hastalığı veya da Epstein-Barr virüsü dediğimiz herpes 4 virüsü. Hı hı. Çok belirgin 3 bulgu yapıyor. Ateş, boğaz ağrısı ve lenf bezlerinde şişlik. Yani çoğu aile şöyle geliyor. Bizim çocuğun boğazı şişti diyor. Yani dışarıdan belirgin bir şekilde. Tabii ki lenf bezleri o kadar çok şişiyor ki bazı çocuklar şey diyor. Yutkunamıyorum, su içemiyorum. Veya da aile çocuğun ağzının içine baktığı zaman bademciklerin üzeri sanki pamukla kaplı gibi gözüküyor. Yani bembeyaz. Hani üzerinde pamuk var gibi. Çok belirgin bir fark bu. Çok belirgin bir fark. Yani onu gördüğümüz zaman zaten direkt bu öpücük hastalığıdır deyip kan testiyle tanıyı koyuyoruz. Çünkü benzer tablo yapan başka virüsler de var. İşte ona zaten bu öpücük hastalığı benzeri virüsler diyoruz. İşte orada adenovirüs var, SMV var. İşte AIDS'ten tutun kızamıkçığa kadar. Birçok virüs benzer bulguları yapabiliyor. Ama tanıyı kan testiyle, belirlenebiliyor. Ne belirlenebiliyor. Oldu? Peki tedavisi nasıl mümkün öpücük Şimdi, hastalığının? Bu bir virüs olduğu için öncelikle hastayı rahatlatmak gerekiyor. Yani tamamen destekleyici tedavi. Boğaz ağrısı çok oluyor. Ve boğaz ağrısı için diyoruz ki boğazını ıslak tut. Yavaş yavaş yudum yudum su iç. Hafif yemekler ye. Çünkü tüm lenf bezleri şiştiği için karaciğer ve dalak da lenflerle ilgili organlar olduğu için onlar da şişiyor. Hatta bazı büyük çocuklar şöyle diyor.
yani burada bir şişkinlik var, yemek yiyemiyorum diyor. Yani o kadar çok rahatsız olabiliyor. Öyleyse beslenme şekli de önemli bu hastalık sürecinde. Evet, yani tamamen antioksidan beslenme dediğimiz sebze ve meyve ağırlıklı ve midede uzun süre kalmayan yiyecekler. Tabii ki bunda da çok önemli. Dinlenmek çok önemli. Ve bir de bu hastalık ortalama olarak 2 ay çocuğu rahatsız edebiliyor. Uzun da süren bir hastalık. Bayağı uzun sürebiliyor. Yani bir nevi sarılık gibi. Yani hepatit A, B, C virüsleri de aynen Epstein-Barr virüsü gibi mononükleaz benzeri tablo yapan virüslerden. Bulgular da bu nedenle çok karışıyor. İlaç tedavisi öneriliyor mu peki? Şimdi bu enfeksiyonda ilaç tedavisi çok zor durumda kalındığı zaman. Mesela diyelim ki bu enfeksiyon orta kulak enfeksiyonu yaptı. O zaman mecburen antibiyotik veriyoruz. Sinüzit yaptı, antibiyotik veriyoruz. Bazen şöyle eşlik oluyor. Eşlik eden bir rahatsızlık olursa. Eşlik eden rahatsızlıklar için. Bazen şöyle oluyor, boğazı o kadar çok şişiyor ki ama bu gördüğümüz her 1000 geçiren çocuktan birinde, yani çok sık bir bulgu değil, boğazı şiş olduğu için nefes alamıyor, hiçbir şey yiyemiyor. Mecburen hastaneye yatırıp 3-7 gün kortizon vermek zorunda kaldığımız hastalar olabiliyor. Peki, karaciğer dalak dediniz az önce. Dolayısıyla ağır seyredebildiği ya da farklı komplikasyonlara neden olabildiği durumlar var mı? Tedavi aksatılırsa ya da ihmal edilirse daha ağır bir tabloyla da karşılaşılabilir mi? Şimdi şöyle, ilk 5 yaşına kadar genellikle çocuklar bunu çok hafif geçiriyor. Hatta aile fark etmeyebiliyor bile. Diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarından hiçbir farkı yok. Yani hafif ateşli, öksürük, nezle öyle bir şekilde atlatıyor. Hatta çoğu zaman başka bir nedenle bakılan, mesela çocuğun yüksek ateşi oluyor, bakıldığında vaktinde geçirdiğini hep görmüş oluyoruz. Ama daha büyük yaş grubunda, mesela diyelim ki yaş büyüdükçe bu enfeksiyonu geçirirken şikayetler çok artıyor ve daha çok infeksiyöz mononükleaz dediğimiz tablo gelişiyor. Yani işte karaciğeri büyüyor, dalağı büyüyor, ateşi günlerce düşmüyor, aşırı halsizlik oluyor, çok yorgun oluyor. Ya bir nevi sarılık geçirir gibi 2 ayda ancak toparlanıyor. Ya yemek yemek istemiyor, midesi çok bulanıyor. Yani erken çocukluk döneminde çok daha hafif geçirilirken daha ileri yaşlarda daha ağır daha tablolar ağır oluşabiliyor. Peki gelelim koronavirüsle etkileşimine. Şimdi biz 2 senedir bir virüs süreci yaşıyoruz. Karıştırılabiliyor mu? Aynı anda örneğin tanı konursa daha mı ağır bir görüntü çıkar karşımıza? Şimdi şöyle, Epstein-Barr virüsü, yani herpes 4, tüm diğer herpes virüsler gibi bir kez vücuda girince hayat boyu bizimle kalıyor. Ve çeşitli hücrelere yerleşiyor. Orada uyur bir durumda gibi gözüküyor ama aslında bir nevi kronik bir enfeksiyon yapıyor. Ve bizim vücut direncimiz düştüğü anda bu virüs tekrar aktive oluyor. Yani mesela herpes 1 virüsü hepimizin bildiği uçuk virüsüdür ya, hani dudakta çıkar. Şimdi onu söyleyecektim. Hani böyle ara ara herkeste benzer durumlar olur. Uçuk çıkar ve bağışıklığım düştü herhalde yorumları yapılır. Bu yüzden öyleyse. Evet, ya tamamen ondan. Mesela çocuk kötü rüya görür. Veya da ateşi çıkar. Veya da çok soğuk havadır. Dudakları kurur. Veya da çok güneşte kalır. Aşırı ultraviyole. Dudakları biraz kavrulur. Uçuk orada zaten uyuyordur ve çıkar. Bu öpücük hastalığı dediğimiz virüste birebir aynı mekanizmayla vücudun çeşitli hücrelerinde duruyor ama en çok işte boğazdaki lenf bezlerinde, işte tükürük bezlerinde, orada duruyor bu. Ve korona geçirirse bir hasta, tabii ki vücut direnci bayağı bir düşüyor. Ve bu virüs tekrar aktive olursa long covid dediğimiz aşırı yorgunluk, işte aylarca süren çeşitli şikayetler, bunların bir kısmının monovirüsün aktivasyonuna bağlı olduğu son dönemde gösterildi. Koronavirüs peki bu virüsü tetikliyor öyleyse diyebilir miyiz? Bu virüsü uyandırıyor diyebiliriz. Yani daha önce geçirmiş olan hastalar bir de koronavirüs geçirirse bir şekilde bu virüste, yani hastanın, çünkü şöyle düşünün, bağışıklık sisteminin
virüslerle karşılaştığı zaman bir kapasitesi var. Eğer bu kapasite koronavirüs tarafından zaten tamamıyla aşılır duruma gelirse, o zaman vücutta uyuyan haldeki diğer enfeksiyonlar da aktive oluyor. Böyle bir durum. Bu virüs de bunlardan evet, biri. Evet, bunlardan Böyle biri. Böyle virüsler var mı başka? Koronavirüs dolayısıyla aktive edilen tehlikeli virüsler var mı başka? Şöyle, yani burada tabii çeşitli virüsler aktive olabiliyor. Mesela diyelim ki su çiçeği çocuklukta geçiriyoruz. O da bir herpes virüsü. O aktive olduğu zaman ne oluyor? Zona. Hani zona Evet. Dökeriz, çok ağrılıdır, bazı insanlarda ateşlidir. Tabii bu zonanın çıktığı yere göre mesela gözde çıkarsa daha tehlikeli. Yani bunun gibi aslında çeşitli virüsler, vücutta kalanlar tekrar aktive olabiliyor. Peki o zaman long covid belirtileri varsa kişide akla bu ihtimal gelmeli mi? Ne yapılmalı peki bu durumda? Nasıl tespit edilir böyle bir durum? Şimdi en güzeli şu, virüsler bu dünyada var ve biz bunlarla bir şekilde yaşıyorsak ve zaten insanların %95'i de bu mononükleaz, yani öpücük hastalığını geçirecekse, bizim kişisel olarak bağışıklığımızı kuvvetli tutma dışında bunun da aşısı olmadığına göre başka bir seçeneğimiz yok. Bağışıklığı güçlü tutmak. Güçlü tutacağız. Yani bunun anlamı nedir? İyi uyku, muhakkak spor, muhakkak açık havaya çıkmak. Yani günde her gün yarım saat açık havaya çıkıp gün ışığı görmek. İşte stresten uzak duralım, duramıyoruz. O önemli değil ama hiç olmazsa düzgün beslenelim. Evet, ama bu bağışıklığı koronavirüs düşürürse de bu virüs tetikleniyor ve long COVID'e giden bir süreç başlıyor. Evet, yani öyleyse. Biraz o zaman hastalık tablosu uzuyor. İşte aylarca süren kronik yorgunluk olabiliyor. Bu tür şeylere evde, yol açabiliyor. Evde tedavisi mesela çocukluk döneminde evde tedavisi mümkün öyleyse. Çok daha hafif geçeceği için. İleriki daha ağır tabloda evde nasıl tedavi edilebilir peki? Şimdi şöyle, hep bir kere şunu söylüyoruz. 8 hafta muhakkak dinlenecek ve spor yapmayacak. Özellikle de şey sporlar mümkün vardır ya. Mümkün olduğunca tabii. Çünkü uzun bir süre, 2 ay. Evet, uzun bir süre. Bir de karaciğer ve dalak büyümüş olduğu için çok nadiren bir komplikasyon ama dalakta yırtılma görebiliyoruz. Bol su içmek yardımcı olur mu? Sadece boğaz ağrısı değil de karaciğer dediniz ya, hani temizlenmesi önemlidir ya. Yani, yine yardımcı olur mu bol su bol içmek su bu içmek anlamda? Şu anlamda da çok önemli. Boğazı ıslak tuttuğu zaman çocuğun boğazla ilgili şikayetlerinin neredeyse yarısı bitiyor. Öksürükle ilgili bir derdi kalmıyor. Peki karaciğer, dalak gibi organlar için de etkili karaciğer olur mu? Karaciğer ve dalak için, yani orada tamamen bir virüs söz konusu olduğu için hastalara şey diyoruz. Mesela sen 2 ay hiçbir şekilde hani işlem görmüş gıdaları yeme. Yani mesela çok önemli, değil mi? Köfte mi yiyeceksin? Yanına mayonez gibi şeyler, bilinmedik soslar, bunları yeme. Şarküteri yeme. Ondan sonra gazlı içeceklerin hiçbirini içme. Mümkünse daha büyük insanlar için alkol içme. Yani gibi, hani karaciğeri ekstra yoracak hiçbir şey vermemeye çalışıyoruz. Hem fiziksel anlamda hem beslenme anlamında vücudu yormayacak yormamaya şekilde çalışıyoruz. Davranmak bu 2 ay boyunca önemli öyleyse. Önemli. Peki hazır öpücük hastalığını konuşmuşken az önce de söylediniz ya, bazen dudağından öperler çocukları ve bu şekilde de geçer diye. Tek bulaşma yolu tükürük müdür? Bu vesileyle çocukların öpülmemesi gerektiğini de sizden tekrar neden öpülmemesi gerektiğini de alalım hocam. Buyurun. Şöyle, çocukları öpelim ama dudaktan değil. Evet. Yani biz bunu çok yaparız ya. Ve bir de böyle hani salyalı salyalı öpmeyelim. Şey de iyi bir fikir değil. Yani mesela aynı tabaktan yemek yemek. Yani evet, onu çoğu anne dayanamaz. Çünkü tabak kalır. Ben şunu bitireyim. Öyle bir şey yapmıyoruz. Bir de daha büyük çocuklarda mesela şey yapıyor. Diyelim ki spor yapıyorlar. Birinin yanında su yok. Biri içiyor. Ne olacak canım? Al sen iç diyor. İşte bu geçebiliyor. Ya sadece bu hastalık için değil aslında. Evet, pek çok diğer hastalık için bir önemli. Birçok hastalık için. Yani... Bir de şunun için söyledim. Yani sadece aile büyükleri, anne baba değil. Hani her gören, her gelen, bazen sokakta çocuğun, bebeğin yanından geçen bile bu eğilimde olabiliyor. Hayır demek çok zorlaşıyor. O anlamda uyarınızı almak isterim. Şey de iyi bir fikir değil. Yani ben mesela onu da çok görüyorum. Şimdi mesela çocuğun emziği yere düştü. Yıkayacak yer yok.
O zaman tamam, eve gidene kadar emzik verme. Ama çoğu aile şey yapıyor, alıyor, kendi yalıyor. Yani şey böyle iyice bir yalıyor, tamam temizlendi diyor, geri veriyor. Mesela bu da iyi bir fikir değil. Yani şey yapmak da iyi fikir değil. Yani mesela diyeyim ki bir besin biraz fazla katı, ben bunu çiğneyim biraz ve böyle hani kuşların yediği gibi çocuğa geri yedireyim. Yani onu nasıl da olsa yapmamak annesiyim lazım. Deyip de bu tip Evet, şeyler yapmamak lazım, yapmamak değil mi? gerekir. Peki eklemek istedikleriniz var mı hocam öpücük hastalığıyla ilgili? Çok da Şöyle, romantik ya bir adı adı var öpücük hastalığın kesin ama. diziyiz ama yani çocukların zaten bizim gibi ülkelerde neredeyse %70'i 5 yaşına kadar bunu geçirmiş oluyor. Çok gelişmiş ülkelerde de zaten %50'si geçirmiş oluyor. Yani öpücük hastalığı deniliyor ama yani ikinci bir kısım ancak büyük yaşta geçiriyor. Yani illaki öpüşmekle geçmiyor, onu unutmamak lazım. Bir de ikincisi böyle bir şey olduğu zaman çocuğu dinlendirmek, evde Önemli. iyi bir destekleyici tedavi ve bir de yine bu tür hastalıklarda herkes hemen interneti açıyor ve internette hastalığın en kötü yanları Her yazıyor. hastalık için yapılıyor Yani hocam mesela aslında. bu hastalıkla ilgili şöyle bir şey var. Mesela bu hastalığı geçiren bir kişi eğer bağışıklık sistemine dikkat etmezse multiple skleroza veya da romatoid artrit gibi bir takım başka romatolojik hastalıklara yakalanma ihtimali 32 kat artıyor. Ama aynı şey korona için de geçerli. Yani koronaya baktığımız zaman korona geçirip ardından MS geçiren veya da MS'i varsa aktive olan birçok insan görüyoruz. Yani tüm virüsler aynı şeyi yapabiliyor. Yani virüslerin hepsinin kanseri tetikleme özelliği var. Yani Burada onkojenik. bağışıklık sistemi çok önemli bir Evet. anahtar değil mi? Evet. Asıl mesele orası aslında. Yani internette bunları okuyunca bir anda hastalar ve öpücük hastalığını geçirince diyor ki eyvahlar olsun ben şimdi kanser mi olacağım, MS mi olacağım? Hayır, olmaman için ama yollar çok belli. Kendine iyi bakacaksın, dinleneceksin, bol su içeceksin, muhakkak hareket edeceksin. Yani bunları Ve yaparsan bağışıklığını zaten güçlü evet güçlü tutacaksın tutacaksın. aslında. Her hastalık Evet. çok kötü sonuçlanabilir bütün bunlar Evet. yapılmazsa. Peki çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Bugün öpücük hastalığını konuştuk, belirtilerini, tedavisini. Konuğum çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şirin Seçkin'di. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.